Almanya'nın Köln şehri yakınlarındaki Bergneustadt kasabasında kurulu bulunan ve 1650 işçinin çalıştığı ISE adlı fabrika bundan yaklaşık 2 yıl önce iflas eder. Ve 1,5 yıl iflas dairesi tarafından işletilir. Firma iflas etmiştir ama fabrika karlı bir işletme olarak faaliyetine devam eder. Siparişler o kadar iyidir ki fabrikada 260 kadar da kiralık işçi çalıştırılır. Fabrikayı satışa çıkaran iflas dairesine birçok teklif gelir ve sonunda merkezi Münih'te bulunan Nordwind Capital adlı bir finans kuruluşuna satış gerçekleştirilir. Sanayi üretimiyle fazla ilgili olmayan söz konusu yatırım şirketinin amacı koyduğu parayı misliyle çoğaltmaktır. Şimdi Nordwind bir kapital veren, yani üretici değil, bir yatırımcı bir kuruluş. Yani amaçları bu şirketi ucuzdan alıp sonradan da tabii karla 3-4-5 sene sonra satma düşüncesine sahip olduklarını, bunu da açık açık söylediler. Kimin hangi şartlarda çalıştığı veya ne ürettiklerinden ziyade yatırdığı paranın hangi oranda büyüyeceği önemlidir şirket için. Bunun için iflas dairesiyle sıkı bir pazarlığa girer ve iş yerindeki çalışma koşullarını istediği gibi düzenlemek, işçilerin sözleşmelerini tamamen kendi belirlediği şartlarda yenilemek ve bazı işçileri atmak koşuluyla fabrika yeni sahibinin eline geçer. İflas dairesi, sendika ve işçilerin birçoğu ne yapalım işimizden olmaktansa yeni şartlarla işe devam ederiz diyerek yeni patronun isteklerini kabul ederler. Ve yeni patron tüm işçilere çıkış verip istediği sayıda işçiye kendi düzenlediği sözleşme çerçevesinde iş imkanı sunar. Yatırım şirketinin bir başka şartı da işçilerin haftada 2,5 saat işveren hesabına bedava çalışmasıdır. İzin ve tatil paraları da yarı yarıya düşürülecek, eski işçilerin sadece 7 yıllık çalışmışlığı hesap edilecek, önceki çalıştığı yıllar içinse hiçbir hak talep edilmeyecektir. Fabrikadaki işçilerin birçoğu bugünün kriz ortamında sıkça duyulan "İşsiz kalmaktansa ücret ve çalışma koşullarınızdan fedakarlık yapın" sözünü tutarak yatırım şirketinin sözleşmesini kabul eder. Bir sürü haklarımız yok orada. İflas eden bir yerde hak olmaz. İflas etmiş bir firmada hakkı talep edemiyoruz. En azından o sorunumuz var. Ama sonuçta imza attık. Çünkü adamlar ev almış, ona güvenmiş, bar almış, dükkan açmış, araba almış. Şimdi adamların el ayağı bağlı duruyor. Yapacak hiçbir şeyleri yoktur. Ben halen, ben dahi düşündüm ki yazık bu insanlar, bu genç insanlar. Bu genç insanların işinden olmasın diye ben dahi imzalamayı düşündüm. Ben takkaz millet istemiyorum. Yeter ki bu iş yeri kalsın. O şekil kandırıp imzalayan arkadaşları dahi dışarı attılar. Bu tamamen bu yanlış bir uygulama. Yani işte kapitalizmin getirdiği bir yanlış bir düzen yani. Und die Arbeitnehmer, die den Reisevertrag. Çıkış sözleşmesini imzalamayan işçilere derhal çıkış verildi. Onlar da verilen bu çıkışa itiraz ettiler. Ben de iş hukukundan anlayan bir kişi olarak verilen bu çıkışların hukuksuz olduğunu biliyorum. Ancak 70 kadar işçi ise bu kölelik anlaşmasını kabul etmez ve kendilerine dayatılan sözleşmeyi imzalamayarak mahkemeye başvururlar. 1989'da ISE'ye girdim. 20 seneden beri buraya hizmet verdim. 20 hizmetin karşılığında da bir çıkış aldım. Bize yeni iş sözleşmesi imzalatmak istediler. Firmaya iflas gösterdiler. Ben de bunu kabul etmedim. İşimi istedim. Mahkemeye müracaat ettim. 30 seneden beri bu fabrikada çalışmaktayım. ISE firmasında. Bize 5. 6. aylarda çıkış verdiklerinde dediler ki mahkemeye giderseniz kazanamazsınız. Hiçbir hak talep edemezsiniz. 5 kuruşsuz dışarıda kalırsınız demişlerdi. Biz de tabii arkadaşlarımızdan 60-70 kişi beraber olup mahkemeye gittik. Geçtiğimiz hafta sonuçlanan davada hakim işçileri haklı bulur ve işçilere ya yeterli tazminat verilmesi ya da eski koşullarda çalışma imkanı sunulması gerektiğine karar verir. Büyük bir başarı kazandık. İşçiler çıkışlarını imzalamak zorunda değillerdi.
herhangi bir sosyal plan yapılmamıştı. Bizim savunduğumuz işçilerin büyük kısmı sakatlık derecesi olan veya sosyal durumları zayıf olan kişilerdi. Bu insanlara yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyuz. Bir kısmı işlerini tekrar kazanmış oldular. Bir kısmı da yüksek miktarlarda tazminat aldılar. Tam bir yağma harekatı yürüten finans kuruluşunun şartlarını kabul eden işçilerin büyük bölümü yıllardır çalıştıkları işlerine devam ediyorlar. Ama ücretleri kesilmiş, çalışma şartları ağırlaşmış ve huzurları kaçmış olarak. Evet, ben arkadaşlarla görüşürüm devamlı. Arkadaşlar 8 saatte 4 sefer pauze yapıyorduk. Yarım saat, 15 dakika, diğerleri 10'ar dakikadan 2 tane. Şimdi hepsini tek pauzeye düşürmüşler. Saat 10'dan 13 çeyrek geçene kadar diğer 3 pauzenin üstünde kaldırmış. Sigara içmek zaten yasak. Dışarı çıkıp bir temiz hava alayım demek zaten yasak. Yani çalışabilirsin. Nasıl çalışsın? Çalış. Yani bayağı ağır koşullarda çalışıyorum. Maaşları her arkadaştan 600-700 lira bir önceki maaştan daha eksik. Yani daha az. 2000 lira alan bir arkadaş. Tabii yaptıkları işler bir üstü, daha bir üstü, evet daha bir üstü. Hala şimdi şöyle bir uygulamaya gitmişler, grup olarak çalışıyorlar. Bir halde örneğin 100 kişi var, 100 kişinin çarptığı mala göre para veriyorlar. Bazıları alıyor 1200 lira, bazıları alıyor 1500 lira yani. Wir fahren seit Dezember Kurzarbeit, zum Teil 10 Tage im Monat, wir haben hauptsächlich... Aralık ayından beri kısa çalışmaya girdik. Kısmen ayda 10 gün kısa çalışma yapıyoruz. Pres bölümünde özellikle istihdam sorunu yaşıyoruz. İlk evvela Nisan ayına kadar kısa çalışmayı öngördük. Ancak muhtemelen bu süre uzatılacak. Yaz döneminden sonra durumun düzeleceğini umut ediyoruz. Mahkemenin işçiler lehine verdiği karar işçiler arasında da tartışılıyor. Çalışan işçiler imzalamayanlara eleştirel bakıyorlar. Bekleyip meselenin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Aber man muss warten, wie die Entwicklung da weitergeht. Biz bu mahkemeyi kazandık, söke söke kazandık. Benim tek üzüldüğüm şey, çoğu arkadaşlarımız kabul etmediler mahkemeye gitmeyi. Bizimle beraber olmayı kabul etmediler. Direnen işçilerin mahkemeyi kazanması üzerine kölelik sözleşmesine imza atanlardan 400 işçi daha mahkemeye başvurur. Gözünü kar hırsı bürümüş şirkete karşı açılan bu dava ise henüz sonuçlanmış değil.